Gitmedi. Mesela kızlara giderdik. Boşluklar. Boşlukta koşa gelir. Gitmez. Kuyruğunu uçurumda yapar. Bunlar gider bunlar. Atarın. Bir usta ki bunlar da parçasını yapıyor. Ayıbı yerde sadakatına yapıyor. Haksızsın diyor. Bu sadakat oynayacak bir şey. Şimdi kızlar gider ki kendimizden satıp yemek yemeye vaktimiz olmazdı. Kim bir tek bir haklısı. Bu et okudum, şükürüyordu kadar. Bir çok hoş yerde geldi. Ekmeği mi var diyor, sor. Yok diyemez. Biri açıldı, İslam gidin açıldı. Efendim, sorun ne böyle? Madem bir seversin. Israfı ibadet et. Zamanlar erken evine gider, sobasını yakardı. Bu çaycı emin evi. Üstadınızı. Evet. Bu baştan okumadım onu. Ben onun başka bir şeyi baştan okumadım. 1900 eşiyle üstadınızı 34 Kasım'a gittin. O da oraya gelmiş. Bilmiyorum. Şadran camisi var. Nasrullah Çağrı. Nasrullah Çağrı. O şadranında aktılar ki ustalı görüyorum. Baktı, sarttı, yüklendi. Şehri İslam'ı geziyordum diyor. O da kaybedecek yaparmış. Onu bilmiyor. Kurbanın neresi diye soruyor ustalı. Selam aleyküm. Usta diyor o zaman beni takip edin de sana zararım olur diyor. Ona. Beni takip edin de sen zararım olur diyor. O zaman onu kaybedecek diyor. Otur. Ben nasıl bilir? Bir ayda usta yani ikimizdeki hatırası kaybedecek. Yani katiyen söylemiş. Usta aklı kapıya çek, inerde gidecekti insanlar. Hani böyle yapsak nasıl demiş. Mutlak böyle yapasın, böyle böyle şiddet olsun. Hani irade bize elbiden anlatsın. Böyle yapsak o zaman biz ferasetimiz de. Usta böyle videomu yapamaz. Usta böyle böyle. Şimdi ben sana zararım oluyor. O zaman onu kalite de. İlahi Usta Hazretleri onu çağırıyor. Karabalı polise bekliyor. Usta Saymuk yanında polise gidiyor. Ya bekliyor ya polise. Usta öyle geziyor. Zaten karabalı üstü de soruyor. Usta öyle. Şimdi Usta Hazretleri bekliyor kendinde. Gidiyor. Şöyle bir çağrı geldi. O da gidip çağırıyor. Seyirin diyor. Halep başında. Usta diyor ki polise. Kardeşim bu benim hemşerim dedi. İlk hafta ama ustası onlar, ben diyorum, eğer istesen Celal Bayoğlu diyordu böyle, Celal Bayoğlu diyordum, aynı sizin gibi, hani affedersin, eşek gibi diye hizmetlerim diyor. Nasıl abi? Celal Bayoğlu diyordum, aynı sizin gibi hizmetlerim diyor yani. Diyorum, ben ikazımız var diye diyor. Celal Bayoğlu diyordum, ittirin diyor. Şimdi, ustası efendi yorganımı satacağım diyor. Yorganımı satacağım birisine diyorum, sen benim yorgana talim ol diyor. Al diyor. Söz bak şimdi nasıl yazdıkları yazdıkları bak sana. Yorganı satacağım sen al diyor. Bu aksınları al diyor. Çarşıda ne ihtiyacı yoksa bundan diyor getirmem ihtiyacı. Olur. Hem ihtiyacı yok var diyor. Yani yedir onu yedir. Fakirim falan bir şey almıyorum. Geliyor. Sonra usta dedikleri komiser diyor ki yorganı satacağım diyor. Komiser haberi yok. Ben de yorganı var satacağım diyor. İhtiyacım var diyor. O zaman o diyor ki Çaycı Emin abiye, ya diyor bu hocanın yorganı satmak istiyor diyor, alır mısın diyor, alırım diyor. Kendilerine satıyor ama şu benim yorganı, hemşerim diyor. Var yoksa pazara gidiyor. Ustanın yorganına pazara gidiyor. Ustanın yorganı satın alıyor. Ustan her 25 kuruş kira veriyor yorganı. Kere tekrar yorganı sattığına yani komiser şeyden Çaycı Emin abiye yorganı kiralıyor ustan. Kiralıyor her gün o kira parasını almaya gelecek ustana. Usta da gerekirse kömürünü, odununu, çayını, şekeri getirecek.
Uçakta. Ustadır, herkes oradan o yüzeş kursağına geliyor ya. Her ustadan orada çayını, kömürü, odamı getirip ustadan yüzeş kursağına bir yere geliyor. Ustadın seyircilere var. Sonra ilahide ustadımız bu şekilde Efendimiz'e geliyor. Azarlı hikayesini gördüm. Hani ustadır işte. Bu arada bir şey, benzer bir şey soratmak istiyorum da. Şimdi üstad, hani diyor ya, balıyımı da getirir, kızına getirir. Şimdi Mehmet abi, Afyon, Mehmet Çalışkan Ahmet'i. Afyon hapishanesinde böyle bir diziliyordu. Orada üstad konuşuyordu, hiçbir kuvvet beni getiremez. Siz de orada mıydınız? Yoktu onda. Böyle diziyor, bizi diziyordu böyle, beklerken diyor. Hani odada bekliyorlar ya. Üstad yüzlerini onlara çeviriyormuş. Mehmet Çalışkan abi anlatıyordu. Hiçbir kuvvet istesem, hiçbir kuvvet beni buraya getiremez. Ben buraya davamı ilan etmeye geliyorum. Sizler de benim şahitlerimsiniz. Hani dedim ya, bayırı da getirip burada çalıştırdım yani. Şimdi ustam, sen diyorsun, bak İngilizler böyle yapar. İngilizler. Bu böyle İstanbul'a hikmet edilir. Ondan sonra diyorum, şu an Rus başkomutanı ayağa kalkmaya. Böyle etsin, seni ritmeye. Şimdi bu kadar kuvvet varken diyorum, acaba ben bu elden buradan ne gibi? Böyle. Şimdi de bir jandarma geldi, tamam artık ölmeyip giremiyor. Ben diye baştan masumiyet hatta bir zaman Usta'da bir kere Abdurrahman biraz evladesi şeyde yani, milletvekili o da vazifeli Abdurrahman. O zaman mama diyor, hem şimdi cehenneme gönderir sanırım diyor. Hemen göndereceğini bakıyor. Eğer de cehenneme hemen gönderecektim. İş fena olur. O cehenneme gitseydim, ustada ahirete gönderecektim. Bir saniye bizde ahım kaçtı. Ustadın ibadeti. Zamanları erkenden evine gidip sobasını yakar. Yine bir gün böyle bir gün gitmişti. Çok soğuk bir gündü. Farkına varmadan sabah ezanından iki saat önce gitmişti. Bak sadakada bak. Seccadenin üzerinde ibadet ediyordu. Kum ışığında. Şehrin soğuğunda hazin bir sesle dua ediyor. İkin içinde yalvarıyordu. Heyecanlar içerisinde tam bir buçuk saat ayakta bekledi. Bu uyku hali titreyerek seyretti. Nihayet ezan sesleri uzaklardan gelmeye başladı. Ama o zamanki maalesef Türkiye'de kavruldu sesleri. Dönüp bana dedi, emin, sen çok büyük bir hata ettin. Kasem ederim, yemin ederim ki, yeni bir dua vaktim vardır. Bazen ben anlattım baştan ibadetlerini. O vakitte melaike de gelse, katil bir süreçte kabul etsem. Sen çok yanlış gittin. Bir daha böyle hareket et. Bu kadar erken gelme, ezan okunmayınca gelme dedi. Efendim, hafif, kusura bakma, ay ışığı, dolayısıyla vakti bilemedim, erken gelmişim, bir daha ezenden önce gelmeyeceğim dedi. Bu sırada çok zaman şiddetli hastalıkları geçiriyordu. Benimle Mehmet teyze yanında kalmıştık. Ateşler içinde yanıyordu. Sonra biraz yatağına uzandı. Bayılmış kalmıştık. Biz de biraz yattık. Sonra uyandığında bir dua, bir münacat ve niyaz sesleri geliyordu. Hazin bir seda odaya patlamıştı. Ben Allah Allah dedim. Ustad çok şiddetli hastaydı. Bu okuyan kimdir? Dedi efendi, sus, katiyen sesini çıkarma. Dedi, ben kuralım, kalktım, ustadın yanına vardım. Aynen yattığı gibi, baygın bir vakitte uyuyordu. Sonra ses getirdi, sabaha bir saat kala yine, her zamanki gibi kalktı, yayındı, hatırlandı, seccadenin başına geçti, dua, ibadet, gevşenle kurala başladı. Sonra bize döndü. Sen Cenab-ı Hakk'a şükür diyorum. Sen evladımı
büyük dualarımı tamamen tamamlayamamıştım. Birisi evladım tamamladı. Ben Mehmet teyze kardeşim hayretler içinde kalmıştım. Ustadan gördüğüm bu hal imanın bir gerçektir. Bir kelime hilaf yoktur. Ustad sabahleyin Allah'a şükür hastalığım geçti, seni seyrediler, bir meyve vermişlerdi. Bana beni onu mu seyrediler dedi, bu rahatsızlığı 15 gün kadar devam etti. Efendim, bu ne zaten bir sana katıyorsun? Evet, her yeter. Ne, her bir şey yok, her şey öyle gösterdi.